Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıran da AKP'den CHP'ye geçmişti. Nasıran da CHP rozetini taktıktan sonra ASKON Şube Başkanlığı görevinden alındı. Diyarbakır'da aralarında AKP Genel Merkezi Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanlığı ve 2019 yerel seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı'nın yanı sıra belediye meclis üyesi, ilçe yöneticisi, muhtar ve iş insanlarının bulunduğu 20 kişi istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan 20 kişiye genel merkezde yapılan törenle rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP katılması sonrası ASKON Diyarbakır Şube Başkanlığı görevinden alındı. Görevden alınma gerekçesinin nedenini bilmediğini belirten ASKON Diyarbakır eski Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, bu ülkeyi kutuplaştırmaya, korku etkisi yaratma anlamına gelir. Bunun doğru bir adım olduğuna inanmıyorum ve bu çok büyük bir hezimet yaratacaktır dedi. Dediğiniz gibi ülkenin adalet duygusunun yok olması. Evet, peki CHP üye olduktan sonra görevden alınan, ASKON'da şube başkanlığı görevinden alınan Avukat Cevdet Nasıranlı yayın konuğumuz şimdi. Hoş geldiniz efendim. Merhaba Ebru Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bir gerekçe sunulmadığını ifade ettiniz. Var mı bir açıklama şimdiye kadar neden görevden alındığınıza dair? Hayır, herhangi bir açıklama olmadığı gibi bana bir dönüş de olmadı şimdiye kadar. Peki yani ne olmuş olabilir, sizin yorumunuz nedir? CHP'ye üye olmanız gerekçesiyle mi görevden alındınız sizce, AKP'den istifa ettiğiniz için mi ya da yaptığınız eleştirilerle alakalı mı? Daha önce birçok konuda hemfikir olmadığımız birçok konuda yaptığımız eleştiriler olmuştu. Böyle bir uyarı noktasında bile bir girişim olmadığı gibi bunu tamamen siyasi bir karar olarak değerlendiriyorum. Tabii insanların ilkeli, inançlı olması bedeli kolay değildir. Bizler de bedel, bu işlerin bedel istediğini ve yürek istediğini bildiğimiz için çok da şaşırdığımız bir konu değil. Ama tabii Türkiye toplumuna bu tür girişimler, bu tür kararlar kesinlikle zarar veriyor. Bir sivil toplum örgütünün böyle bir karar alması, 3 yıla aşkın bir süredir il başkanlığı yaptığımız bir derneği bize sormadan, henüz 3 ay önce, yaklaşık 3 ay önce bir yönetim kurulu değişikliği de yapmışız, kongremizi yapmışız. Dolayısıyla 2 yıllık bir süreç için bu kongre yapılmıştı. Tamamen siyasi bir karar bu. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Ama bu Türkiye toplumuna zarar veriyor. Keşke böyle bir karar alınmamış olsaydı. Evet, peki biraz ASKON'un yapısından bahsedecek olursak, iktidara yakın isimlerden mi oluşuyor? Aslında şöyle, beni arayan çok arkadaşımız oldu, şube başkanlarımız oldu. Üzüntülü olduklarını dile getirdi. Çeşitli siyasi görüşlerde olan, çeşitli hayat görüşleri olan arkadaşlarımızdan oluşan bir aslında yapı. Ama bu tamamen ASKON Genel Merkezi'nin yeni yönetimi ve genel başkan veya yeni yönetiminin AK Parti teşkilatına, AK Parti hükümetine çok yakın olmasından kaynaklı bir baskı da görmüş olabileceğini düşünüyorum. Yani tamamen bir bütün üyelerin veya bütün şube başkanlarının da bu konuda hemfikir olduğunu düşünmüyorum. Peki ne diyor üyeler konuştuğunuz? Tabii üzüntülü olduklarını söylüyorlar. En azından böyle bir karar alınacak diyse sizi aramaları, bir süreç belirlemeleri, bir geçiş sürecini uygulamaları, yeni bir aday bulduktan sonra Türkiye'ye, Türkiye toplumuna, insanları siyaseti kutuplaştırmaya yönelik bu hareket olmadan gayet doğal bir şekilde benden bu talep edilseydi ben zaten görevi devrederdim başka yeni bir arkadaşa. Bunlar da bunu ifade ediyorlar, diğer bütün arkadaşlar. Aklı selim düşünen zaten bunu ifade ediyor. Peki sizin daha önceki eleştirileriniz neydi? Bir de AKP'den neden istifa ettiniz? Tek de değilsiniz aslında. Etrafınızdaki isimlerden de istifa edenler var AKP'den ve CHP'ye geçtiniz. Kılıçdaroğlu da rozetinizi taktı. Hatta bir yandan da o görüntüleri taşıyoruz. Niçin istifa ettiniz? Yani bunun tek bir gerekçesi yok.
uzun süredir gelen bir kopukluk vardı. Birçok konuda eleştirilerim var. Özellikle son bir yıldır ciddi manada birçok konuda eleştirilerimiz oldu. Nedir? Nedir o eleştiriler? Medyada görebilirsiniz. En son mesela ekonomik anlamda alınan kararları çok üst perdeden eleştirmiştim. 1970'lerde uygulanan bir ekonomik modeli sanki Türkiye modeliymiş, yeni bir modelmiş gibi insanlara sunulmasını ben doğru bulmamıştım. Bunu diğer taraftan bunu kamufle etmek için de işte faiz anlayışına karşı olduklarını dile getirerek söylemelerini de doğru bulmadım. Çünkü orada aslında faiz içinde bir faiz uygulaması olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunları eleştirmiştik. Ayrıştığımız buna benzer birçok nokta olmaya başladı. Sokakta esnafımızı dinlerken insanımızı, biz halk çocuğuyuz, halkın içinde olan insanlarız. Dolayısıyla halkın sorunlarını bize ilettiği sorunları bizim direkt olduğu gibi aktarmamız. Biz de bu eksikleri, sıkıntıları zaten yaşıyoruz halkın içinde olan insanlar olarak. Bütün bu yapılan yanlış uygulamalar, özellikle hükümet yeni model Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkeye uymadığı bir ilde bir il müdürünü bile sen Cumhurbaşkanı atamasını ben doğru bulmuyorum. Çünkü o il müdürü hangi bakanlığa bağlıysa bunun genel müdür, genel müdür yardımcılığı eski sistemde tüm bunlar değerlendirildi. En son bakanlığa sunuldu. Dolayısıyla daha işe uygun ehil insanlar göreve getirildi. Ama öyle bir hal almış ki bir gece kalktığımızda bir genel müdür değişebiliyor. İl müdürünü bile Sayın Cumhurbaşkanı sanki başka bir işi yokmuş gibi illere müdürler atıyor. Bunu çok doğru bulmuyorum. Diğer taraftan bu sistem aynı zamanda parlamentoyu, insanlarımızı, halkı temsil eden parlamentodaki milletvekillerini de es geçmiş bırakıyor. Dolayısıyla milletvekillerinin kendi mecrasında çok aktif olmadıklarında onların da bu noktada ciddi manada zerzerişte bulunduğunu biliyoruz. Ama öyle bir toplum yaratılmış ki bir korku toplumu yaratılmış. Bana uygulanan sistemin aynısı ben eminim ki birçok insana uygulanıyor. Yani bu bir korku sistemi. Dolayısıyla insanların bu korku sisteminden uzaklaşması gerektiğini, bunun bu çerçevenin altında, bu etkinin altında kalarak hareket etmemesi gerektiğine inanıyorum. Dik duruş her zaman insana kazandırır. Toplum için bir bedel verilmesi gerekiyorsa yüreğini ortaya koyarak bunu özellikle toplum önüne çıkmış insanların yapması gerektiğine inanıyorum. Peki CHP'ye geçme kararını nasıl aldınız? Elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun samimi duruşu ama beni en çok etkileyen helalleşme noktasında öne çıkması, bunu şiar edinerek yola devam edeceğini söylemesi ve özellikle bu noktada kararlı duruşu ve helalleşme noktasındaki maksadının ne olduğunu altını doldurması. Yani bir söylemi söylemde bulunurken sadece o söylemle kalmam. Bütün çerçeveyi çizebilmek, gelecek noktasında Sayın Genel Başkanımızın yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması halinde, hükümeti kurmaları halinde neleri yapabileceğini, topluma bu noktada güven verdiği gibi bize de güven verdi. Biz de bütün görüntülerde de izlediğiniz gibi çeşitli görevleri olan, aktif görevleri olan ilçe başkan yardımcıları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, arkadaşlarımız bulunur. Yani bu insanlar sadece normal sıradan üyeler değil. Şu an hükümette aktif görevde olan, teşkilatlarda görevlerde olan arkadaşlarımız. Bu çok önemli. Bu ayrıntı biraz sanki kaçırılmış gibi ama bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız bizimle beraber yüreğini ortaya koyarak bu yanlış giden sisteme karşı dik durdu. Ve diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ve topluma güven vermesinden dolayı biz de kendisine yol arkadaşları olmaya ve bu noktadaki çalışmalarına katkı sunmak için böyle bir yol seçtik. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bize verilecek her görevde layıkıyla yerine getirmek, Sayın Genel Başkanımıza katkı sunmak için elimizde ne gelirse yapacağız.
Peki, teşekkür ederiz Sayın Nasırhan'ın katılımınız için. İyi yayınlar diliyorum.